Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de yazım kuralları. Tonguç, yazım kurallarıyla alakalı çok hatalar yaptığını biliyorum. Biz bununla alakalı başka videolar da çekmiştik ama artık konuyu kafana sokmak için 100 defa yazdım Tonguç. Bunu başka hocam, bir aynı şeyi... Aynı şeyi 100 kere yazmak. Cümleler, dizeler ve özel isimler büyük harfle başlar. Bunu sen de eve gidince 500 kez yazar mısın defterine? Hocam yazabilirim. Şaka. Hocam öğretmenim adımı soyadımı 500 kere yazdırmıştı. Aferin bak, bu bir cümle olduğu için ilk harfi büyük harfle başladı. Özel isimler zaten büyük harfle başladı. Onu biliyoruz. Bu kadar. O yüzden şimdi, bu kadar ki onun için mi yazdım? Onu öğrenmen için yazdım. Aa, teşekkür ederim. Şimdi burada şu çok önemli. Biz yazım kurallarıyla alakalı zaten D ve K'nin yazımıyla alakalı ayrı bir videomuz var. Yazımı karıştırılan sözcüklerle alakalı ayrı bir videomuz var. Zaten yazım kurallarıyla alakalı da videolarımız var ama burada da yine yazım kurallarını bir kez daha üzerinden geçmek istedik, yenilemek istedik. Tamam mı Tonguç? Anladım. Şimdi harflerle yazılan tüm sayılar ticari işlemler dışında, yani ticari işlemler derken neyi kastediyoruz? Çek. Çekler var ya, çek yazarken sayılar bir şey yazılır. Diğer zamanlarda hep ayrı yazılır. Sınıfımızda 29 kişi var. Burada 20'yi ve 9'u ayrı yazıyoruz Tonguç. Neden? Çünkü sayılar harfle yazıldığı zaman ayrı yazılır. Ama 29 tek bir rakam mı? Tek olsun. Sayı tek bir rakam da olsa ayrı yazmak zorunda. Tek bir sayı da olsa ayrı yazmak zorunda. Burada şu çok önemli. Eğer çek olursa bitişik yazıyoruz. Seslerde bazen çekin üzerinde 29 milyon yazıyor diyor. O zaman bitişik yazacaksın tabii ki. Aynı zamanda sayılara gelen eklere dikkat etmeli olmuş. Mesela 1D, 2D, 3T diyoruz. 4T diyoruz. 5T diyoruz. Yani 345'i unutmayacaksın. 3, 4, 5T. PCTK. Ünsüz, evet. Sertleşmesi. Ünsüz benzeşmesi var burada benzeşmesi. Veya sertleşme de diyebiliriz. Aferin, harika bir insansın. 6'da, 7'de, 8'de diye gidiyor. Dolayısıyla 3, 4, 5'e dikkat edeceğiz. 6'da, 7'de, 8'de derken, 9'da derken bir sıkıntı yok. Bir de birinci derken bak, 1 R harfiyle bittiği için Tonguç, 1 ince diyoruz. Ama 2'de İkinci diyoruz, yani i harfi olmaz. Çünkü o zaman ikinci olmuş olur. Olmaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Peki altıncı nasıl yazılacak Tonguç? Altı. Altıncı. Harika bir insansın. Yedi. Nice. Yedinci. Öyle değil mi? Çok güzel. Bir de bununla alakalı şöyle bir hata da yaptırıyorlar. Mesela diyor ki sekizinci diyor. Tamam, böyle. Hem nokta koyuyor, hem kesim işaret koyuyor. Skandal yani. İnci demek değil mi? Evet. Noktayı kullandığı zaman inciyi kullanamazsın. Şimdi aynı zamanda ikilemeler ayrı yazılıyor ve aralarına noktalama işareti konmuyor. O ne demek hocam? Şöyle. Ağardı bak saçlarım tek tek derken. Burada tek tek. Ağardı bak saçlarım tek tek. Tek tek. Saçların evet. Yok ya Tonguç, ağırsın. Bu arada ağırdı bak saçlarım tek tek derken tek tek bir ikileme ve ayrı yazılıyor. El ele tutuşup kaşlar. Haydi gel benimle ol. El ele tutuşup yıldızlar. Güzel. Sesin evet. Çok güzel Tonguç. El ele bir ikileme ayrı yazılıyor. Art arda da ayrı yazılıyor. Bak bunu genelde ardı arda diye yazarlar. Hayır. Art yazılıyor. Ard arda vurdular. Dur bana. Evladım dur yanma. Üf, arabeskisin ya. Ve T de D'ye dönüşüyor, yumuşuyor Tonguç. Ve ay ve gün isimleri genellik ifade ediyorsa küçük harfle, belirli bir tarihe aitse büyük harfle yazılır. Bak bunu da hemen örnekleyelim Tonguç'um. Şöyle. Tonguç, sen 29 Ekim 1920'de doğmuşsun değil mi? 1900, evet. Pardon. 29... Cumhuriyetimizle aynı yaşta. Evet. Cumhuriyetimizden daha 3 yıl bile önce oluyor. 29 Ekim 1923 tarihinde doğdu dediğimizde buradaki E'yi büyük yazacağız. Neden? Çünkü burada belirli bir tarih var. Hem günü belli, hem ayı belli, hem yılı belli. O zaman E'yi büyük yazacağız ama ben Ekim aylarında hep böyle depresyona girerim desen oradaki E'yi küçük yazacaksın. Veyahut da biz de her pazar balığa gidiyoruz dediğinde ne olacak? Buradaki P'yi küçük yazmaktasın. Hocam 29'u peki 20 ve 9'u ayrı ayrı yazacağız değil mi hocam? Yazıyla yazarsan ayrı yazacaksın tabii. Anladım. Ki. Ama burada ben rakamla yazmışım. O yüzden burada böyle yazdık. Kısaltmalar Tonguç, birden fazla sözcükler oluşuyorsa büyük harflerle, bir sözcüğün birkaç harfle oluşuyorsa küçük harfle yazım olur. Hiç anlamadım. Bak onu da göstereyim şöyle. Bak. TCDD büyük harfle değil mi? Birden fazla harften oluşmuyor mu? Evet hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Dolayısıyla burada TCDD diyeceksin ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan değil de TCDD'den diyeceksin. Yani kısaltmanın yazıldığı şekliyle kesme şartını, okunduğu Eki. Şekliyle. Evet. Eki o şekilde ekleyeceksin. Yani yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan denmez. Ama hocam, açılımını hocam, değil de şu anki haline okuyacak. TCDD'den. Bir de Milliyetin Bakanlığı'ndan o zaman MEB'dan demiyoruz. MEB'dan demiyorsun. MEB'den diyeceksin. Mesela şu üniversitede sorulmuş. TV'da demiş. Tamam. Televizyonda demek. Televizyonda. Ama halbuki öyle TV'de olacak. Bu böyle değil. TV'de olacak. TV'de olacak. Bu yazım hatası olarak sorulmuş sınavdan. Bir de Doktor Bilal Bey Lale Apartmanı'nın sakinlerindendir demiş. Şimdi buradaki doktorun kendisi birden fazla şeyin kısaltması olmadığı için burada DR'yi küçük yazabiliyorsun. Ya da Lale Apat derken APT'nin PT'sini küçük yazabiliyorsun. Ya niye sonuna nokta koymuş onu? Yani kısaltmış bak. Tekrar yorumu açıklamayı bir kez daha okuyorum. Ters çevirmişim. Kısaltmalar birden fazla sözcükten oluşuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları birden fazla sözcükten oluşuyorsa büyük harflerle, bir sözcüğün kısaltılmışıysa doktorun kısaltılmış değil mi bu Tonguç? Evet hocam. Veya apartmanın kısaltılmış değil mi? O zaman küçük harfle yazıyorsun. Bu kadar basit. Anladım hocam. Mükemmel bir zeka sahibisin. Şimdi
Birleşik sözcükler oluşturan sözcüklerden biri tür değiştirmişse ya da mecazlaşmışsa ya da ses olayı yaşamışsa bitişik yazılır olmuş. Hemen bakalım. Gece kondu, miras yedi. Burada tür değiştirmiş. Bu da çıkmış sınavda. Konmak eylemi gece ismiyle birleşmiş ve gece kondu diye başka bir isim olmuş. Miras ismi yemek eylemiyle birleşmiş ve miras yedi diye bir farklı bir sözcük türü olmuş. Dolayısıyla burada sözcük tür değiştirmiş olmuş. Tür değiştirmiş. Aslan ağzında ise ne olmuş? Bu sefer de mecaz anlam kazanmış. Aslanın ağzıyla aslan ağzının bir alakası var mı? Yok. Aslan ağzı bir çiçek türü hocam. Evet. Aslan ağzı. O zaman burada bir mecaz anlamı almış. Mecazlaşma var. Dolayısıyla bu da bitişik yazılır. Hissetti. Kayboldu. Burada da bir ses değişimi var. Bak. Hissetti ne olmuş? Ünsüz türemesi yaşanmış. Kaybolda bak kayıptaki ı düşmüş. P'de B'ye dönüşmüş. Dolayısıyla iki tane ses olayı olduğu için burada da ses değişimi olduğundan bitişik yazıyoruz. Şimdi Tonguç, yazım kuralları ile alakalı D ve K videomuzu da mutlaka izlemelisin. Yazımı karıştırılan sözcüklerin olduğu videoyu da izlemelisin ki tam anlamıyla konu pekişsin. Burada bir yazım kuralları ile alakalı sorumuz var. Ardından Tonguç, tongucakademi.com'da video yağmurumuz devam ediyor. Mutlaka ıslanmaya çalış. Ve bu arada bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma Tonguç. Teşekkürler hocam.